Merhaba arkadaşlar. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu saatten sonra ne söylersek hepsi boş. Ülkemizin başı sağ olsun. Narin kızımıza ne söyleyelim? Kendi cennettir büyük ihtimalle. Biz sana sahip çıkamadık. Ne olur bizi affet. Diğer çocuklara da sahip çıkamadığımız için sana da sahip çıkamadık. Bizi affet. Böyle vicdansızlar olduğu sürece Çanakkale şehitlerimiz var. Böyle vatanı bu insanlar için mi savundunuz? Yani böyle vicdanlar için mi siz savundunuz? Sizden de ondan dolayı özür diliyorum. Hepinizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kemikleriniz sızlamıyordur inşallah. Askerlerimize de sesleniyorum. Böyle vicdanlar için vatan savunuyorsunuz. Sizin de siz de hakkınızı helal edin. Tabii bu ilk ne son arkadaşlar. 2018 yılında gene böyle devrede yatağında 18 gün sonra Leyla bulundu. Ve suçlular 3 ay sonra 6 ay sonra serbest kaldı. Hiçbiri sallandırılmadı. İdam diye konuşuyoruz, ip diye konuşuyoruz ama hiçbir şey olmadı. Bu olay da büyük ihtimal öyle olacak. 3 ay 5 ay sonra unutulacak, hepsi serbest kalacak. Olan küçücük çocuğumuz olacak. Biz insanlığımızdan utanmamız lazım. Ben utanmaya başladım artık. Biz de bu açgözlülük, bu vicdan, bu dünya malı olduğu sürece daha nice böyle çocukların canı yanacak. Anneler, babaların yüzünden, büyüklerin yüzünden nice böyle canlar yanacak. Artık böyle sapıklara da prim vermeyelim. Bir an önce nerede sallandırıyorsanız sallandırın. Artık çuvala mı geçiriyoruz? İnsanlığa bir ibret olsun arkadaşlar. Ne olur size yalvarıyorum. Bu insanlığa bir ibret olsun ki daha bundan sonra böyle Leyla'lar, Narinler canları yanmasın. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Fazla konuşamıyorum.